Kral Charles'ın sosyal medyada yayınlanan ve büyük ilgi gören portresi hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Tapınak şövalyeleriyle ilişkilendirilen, şeytan tasviri olarak adlandırılan Baphomet tasvirinin portre içinde saklı olduğu iddia edildi. Peki tabloda başka hangi gizemler ve mesajlar var? Gelin hep birlikte inceleyelim. İngiltere kraliyet ailesi her dönemde sansasyonel olaylarla gündeme gelmeyi başarmıştır. Özellikle Kraliçe Elizabeth ve oğlu Charles birçok sansasyonel iddia ile gündeme gelmeyi başarmıştır. Kraliyet ailesinin aslında Illuminati bağlantıları ve Masonlukla arasında kuvvetli bağların olduğuna dair iddiaları hepimiz duymuşuzdur. En son gerçekleşen olayda da Kral Charles'ın açılışına katıldığı portresin bu iddialarla birlikte gündeme geldi. Portreyi incelemeden önce gelin hep birlikte benzetilen Baphomet tasviri neyi anlatıyor kısaca inceleyelim. Baphomet 14. yüzyılda Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilen tapınak şövalyelerinin taptığı iddia edilen şeytani bir figür. Tarihte tapınılacak bir tanrı olarak ilk kez 1307 yılında kullanılmış olsa da Baphomet terimi 19. yüzyılda popülerize edilmiştir. Baphomet'e dair birçok farklı yorum ve betimlemeler mevcuttur. Köken olarak ele alırsak Baphomet ismi ilk olarak 14. yüzyılın başlarında güçlü bir dini ve askeri düzen olan tapınak şövalyeleriyle ilişkilendirilerek ortaya çıkmıştır. Fransa kralı 4. Philip tapınak şövalyelerini sapkınlıkla ve Baphomet adında bir idolü tapınmakla suçlamıştır. Fakat günümüz tarihçileri bu suçlamaların tapınak şövalyelerinin itibarını zedelemek ve servetlerine el koymak için uydurulmuş olduğu görüşündedir. Yani şu anda dünya ekonomi sistemini elinde bulunduran ve aynı zamanda medyayı elinde bulunduran güçlerin desteklediği tarihçiler. Baphomet isminin kökeni ve anlamı tam olarak bilinmemekle birlikte İbranice ve Yunanca'da türeyerek bilgelik veya vaftiz gibi anlamlara geldiği öne sürülmüştür. Baphomet'in keçi kafalı, şeytani bir figür olarak tasviri ise 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu tasvirler büyük ölçüde okült sembolizmden etkilenmiştir ve kurgusal eserlerde popüler hale gelmiştir. Zaten 19. yüzyılda da Illuminati gibi bir olgunun bu tasvirlerle birlikte kendini betimlemesi ve ortaya çıkarması popüler hale gelmişti ve buna inanan herkes Baphomet'i kutsal bir yaratıcı olarak görmüştür. İşte tam da bu noktada kraliyet ailesinin de bu gibi güçlerle iç içe olduğunu varsayarsak aslında portrede gizlenen Baphomet bizi şaşırtmayacaktır. Gelelim Kral Charles'ın portresine. Portrenin kopyalanması ve ters çevrilmesiyle birlikte tapınak şövalyeleriyle ilişkilendirilen Baphomet'e benzeyen bir yüzün ortaya çıktığını öne süren bir video karşımıza çıkıyor ve bu da tartışmayı daha da alevlendiriyor. Resimde de görüleceği üzere iki tarafı da ters çevirip birleştirdiğimizde Baphomet'in suratı ortaya çıkıyor. Ayrıca portrede diğer gizli anlamlar olduğunu ifade eden birçok sosyal medya kullanıcısı da var. Yani portrenin içerisinde kırmızı renk kullanılması, yani kandan beslenen ve savaştan beslenen bir toplumu temsil ettiğini, bu toplumda Kral Charles'tan güç aldığını iddia eden birçok kullanıcı var. Hatta Kral Charles'ın kırmızılar içerisinde böyle cehennem bekçisi gibi şeklinde bazı yorumlar da yapılmıştı. Zaten portreye de baktığınız zaman biraz daha negatif bir durum sezebilirsiniz. Portre içerisinde kırmızıların ve karmaşanın hakim olduğunu görürsünüz. Kısaca bu şekilde yorumlar yapıldı. Peki bunu neden yapıyorlar? Çünkü insanların aklına subliminal mesaj veriyorlar. Yani bu gibi olguların, işte Kral Charles ve Baphomet ilişkisini, bu gibi küresel güçlerin birbirlerini desteklediğini, bu arka planda insanları izlediği noktalarda bilinçaltına bu mesajın gönderilmesini istiyorlar. Dediğimiz gibi Baphomet zaten şeytan tasviri. İnsanların subliminal bir mesajla bilinçaltına bu Baphomet tasvirinin yerleşmesini istiyor olabilirler. Genelde bunu yapıyorlar. Hep böyle toplum önünde sosyal medyada viral olacak videolarda bunu yapıyorlar. Yani sansasyonel bir ortam arıyorlar. Bu gibi durumlarda ortaya çıkıyor. Genelde bunu sağlayanlar yine dünya ekonomisini ve medyayı elinde bulunduran her zaman bahsettiğimiz güçler. Daha önce de defalarca videolarımızda bahsettiğimiz gibi Simpsonlarından tutun da birçok Netflix dizisine kadar bu konuları işliyorlar. Bu konuları işlemekten ziyade perde arkasında insanların bilinçaltına yerleşmesini arzuluyorlar. Bunu da toplumun bilincinin kapanması ve kendi istedikleri ideolojinin yerleşmesini istiyorlar. Bunun için var güçleriyle çalışıyorlar ve böyle tablolarda, değişik dizilerde, filmlerde karşımıza çıkıyor. Evet, peki siz bu tablo hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu ve durum hakkında sizin fikirleriniz neler? Yorumlarda mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ayrıca yorumlarda konu önerisinde de bulunabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.